çok zor günlerden geçiyoruz. Milletimiz bir yandan Covid-19 salgınıyla mücadele ederken bir yandan da iktidarın kötü yönetimi altında adeta inim inim inliyor. Milletin haline saraydan bakan iktidar ise can ve geçim derdindeki vatandaşın sorunlarını gizlemek için bin dereden su getiriyor. Milletin cebine değil kendi ceplerine çalışmayı ilke edinenler koltuklarını korumak için kutuplaşmadan, partizanlıktan medet umuyorlar. İktidar sahipleri işi gücü bırakmış partileri, partimize ve belediyelerimize saldırıyor. Bir yandan iktidar, bir yandan küçük ortağı, çamurat izi kalsın anlayışıyla her türlü yalan ve iftiraya sığınacak kadar aciz hale geliyor.'' Sandıkla gideceklerini görenler dinimizi siyasete alet etmekten bile çekinmiyorlar. Biliyoruz ki iktidarın düştüğü bu aziyet hali milletimizin gözünden de asla kaçmıyor. İktidar buradan sonuç alamayacağını görünce bu kez vesayet kurumlarına sığınıyor. Bakanlıklar eliyle belediye hizmetleri engelleniyor. Belediye başkanlarımız hakkında Hukuksuz soruşturmalar başlatılıyor. Adeta Covid-19 ile değil belediyelerimizle mücadele ediliyor. Ama bir şeyi unutuyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bizim belediye başkanlarımızı vesayet altına alıp hizmetlerine engel olamazsınız. Açıkça söylüyorum. Buradan size ekmek çıkmaz. Milletimiz helal oylarıyla seçtiği belediye başkanlarımızı da asla size yedirmez. İktidara çağrımız şudur. Bu partizan politikalardan yol yakınken vazgeçin. Belediyelerimizle uğraşacağınıza, 13 milyona dayanan işsizimize iş bulun. Belediyelerimizle uğraşacağınıza, yoksulluğa çare bulun. Değerli basın mensupları, Belediyelerimizin tüm bu baskılar ve mali zorluklar altında yaptığı hizmetleri kısaca anlatmak isterim. Bizim belediyelerimiz vatandaşı kandıran çılgın projelerle değil vatandaşın öncelikli sorunlarıyla uğraşıyor. Bizim belediyelerimiz israfa son verip milletin hizmetine harcıyor. Bizim belediyelerimiz yerli üreticiden aldıkları ürünleri kurdukları marketlerde düşük ücretlerle vatandaşımıza sunuyor. Bizim belediyelerimiz örneğin başkentimizin tüm köylerine ücretsiz internet sağlıyor. Bizim belediyelerimiz sosyal belediyecilik anlayışıyla yardım götürüyor. Çocuklarımıza ücretsiz süt dağıtıyor, çiftçimize, esnafımıza destek oluyor. Bizim belediyelerimiz İzmir'de deprem, Giresun'da sel, Hatay'da yangın olduğunda el birliğiyle destekliyor, desteğe koşuyor. Bilindiği üzere bazı belediyelerimiz pandemi sürecinde bağış kampanyaları başlattı. Vatandaşımız da bu kampanyalara 15 milyon 250 bin lirasını bağışladı. Siyasi hırsları gözlerini kör eden iktidar bunu bile içine sindiremedi. Hesapları bloke etti. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmazmış. Milletimiz de bunları unutmayacak ve cevabını sandıkta verecektir. Ama bu hukuksuzluk belediyelerimizi yolundan çevirmedi. Pek çok yeni kampanya başlatarak belediyelerimiz bu engelleri de aşmasını bildi. Belediyelerimiz sadece pandemi sürecinde iktidarın unuttuğu halkımıza yönelik yardımlarını milletimizin takdirine de sunmak isterim. 6 milyon 800 bin vatandaşımıza aynı yardımda bulundular. 980 bin 590 vatandaşımıza nakdi yardım yaptılar. Bunların içinde kira desteği, fatura indirimi, ulaşım desteği gibi birçok konu var. İhtiyaç sahiplerine 20 milyon 800 bin kap sıcak yemek dağıtıldı. İktidar 5 maskeyi dağıtamazken 60 milyondan fazla maske ve dezenfekten ürününü ücretsiz olarak vatandaşımıza ulaştırdık. Ne demiştik? Ne yaparsanız yapın millete hizmetin önüne engel olamazsınız. Değerli basın mensupları, belediyelerimiz bunları yaparken Peki iktidar belediyeleri ne yapıyor? Bilindiği üzere Sayıştay 1389 belediyeden sadece 149'u için 2019 raporlarını yayınladı. Buna göre bazı bilgileri sizlere iletmek isterim. Bursa Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesindeki bir otoparkı AK Parti milletvekilinin sahip olduğu özel hastaneye bedelsiz olarak bırakmış. AK Parti dönemindeki İstanbul Belediyesi bir hadis, bir film isimli dizi için anlaşma imzalamış, 295 bin lira ödeme yapmış ancak gelin görün ki dizi gösterime dahi girmemiş. Balıkesir Belediyesi 2019'da temsil ve ağırlama giderlerine yaklaşık 22 milyon lira harcamış ve bu rakam bakın Ankara Belediyesi'nin aynı kaleme harcadığı tutarın tam 11 katı. Samsun Büyükşehir Belediyesi bir vakfın 5, bir vakfın ise 10 yıllık olmak üzere 8 milyon liralık kirasını üstlenmiş. Sayıştay bu vakıfları açıklamamış. Ancak bunların Tükva ve Türgev olduğu da basına yansımıştı. Bakın çok önemli bir bilgi de Adıyaman Belediyesi'nde meclis üyesi olan bir kişi bu görevinin yanı sıra Belediye şirketinde işçi olarak çalışıyor. Bu kişi aynı zamanda belediyeden ihale alan bir şirketinde yönetim kurulu başkanlığını yapıyor. Yani hem meclis üyesi, hem belediyede işçi, hem belediyenin ihale verdiği şirketin başkanı. Bursa Osman Gazi Belediyesi bir dernek için yaklaşık 6 milyon liraya yurt yapmış. Bu derneğin de AK Parti'ye yakın ilim yayma cemiyeti olduğu anlaşılıyor. Kayseri Belediyesi'nde müfettiş olmayan kişiler belediyeye müfettiş olarak atanmış. Yine Kayseri Belediyesi'nde çalışmayan bir daire başkanlığı kurulmuş, yapılmayan hizmet için daire başkanı atanmış ve bu kişiye daire başkanı maaşı ödenmiş. Sayıştay çok sayıda AK Partili belediyede liyakatsızlık saptamış. Uzman kişiler pasif görevlere atanmış, onların yerine diplomasız, ehliyetsiz kişilere maalesef yetki verilmiş. Sayıştay raporlarında yine belediyelerin bakanlık onayıyla özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılan açıktan atılmalarla ilgili de çarpıcı tespitler var. Raporlarda 22 belediyenin 2014-2019 yılları arasındaki özel kalem müdürü atamalarına yer vermiş. Buna göre iktidarın sadece 17 belediyesi 5 yılda bu kadroya 118 kişi atamış. Bizim belediyelerimizde ise bu rakam sadece 11. Bu açıklanan rakamlarda tüm belediyelerin ancak yüzde onu. Yani iktidar belediyeleri bizim belediyelerimizin neredeyse 11 katı açıktan atama yaptırmış. Altını çizmek isterim ki Sayıştay iktidar belediyelerin pek çok yolsuzluğunu da görmezden gelmiştir. Bu raporlarda Serik Belediyesi'ndeki 500 bin liralık rüşvet skandalı yoktur. Bu raporlarda 750 milyon dolar harcalan Anka Park'ın yarattığı kamu zararı yoktur. Bu raporlarda Ordu'da 15 milyon liraya inşa edilen daha sonra hastane yapılacak diye sökülen botanik parkı yoktur. Bu raporlarda iktidar yakınlarına tanınan imtiyazlar, parsel parsel satılan arsalar, araziler yoktur. Gönül belediyeciliği sloganıyla yönetime gelenlerin aslında sadece kendi gönüllerine göre yönettikleri Sayıştay'ın sansürlenen raporlarına bile yansımıştır. Bir diğer konu Menemen Belediyesi. Menemen Belediyemizin yeni başkan vekili belediye meclisinde yapılan oylamalardan sonuç çıkmayınca kura yöntemiyle belirlendi. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticileri genel başkan yardımcısı da dahil olmak üzere tüm kurallara uygun yapılan seçimi içine sindiremedi. Ve bu yöneticiler kurallarına kendilerinin belirlediği kura seçimine itiraz ettiler ve İzmir 2. İdare Mahkemesi de kura seçiminin yürütme, durdurma kararını aldı ve durdurdu. Her fırsatta milli irade diyenler şimdi milli iradeyi gasp etme, hukuku da buna alet etmenin peşindeler. Biz mahkemenin bu kararına gerekli itirazı yaptık ve süreci yakından izliyoruz. Ahmet Hamdi Tanbınar'ın çok güzel bir sözü vardır. Haksızlığı her kabul ediş daha büyüğünü doğurur. Biz Menemen halkının iradesinin çalınmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Son olarak da 2002'de yerel kalkınma diyerek iktidara gelen Adalet ve Kalkınma Partisi yerel yönetimlerimizi vesayete ezdirmiş, belediyelerimizin yetkilerini de öz gelirini de azaltmıştır. 1836 belediyenin kapısına kilit vurmuştur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizde de söz verdik. Yeni bir merkez yerel dengesi kuracağız. Bu kapsamda partimizin yerel yönetimler politika belgesini hazırlamaya başladık. Çalışmamızı çok kısa sürede tamamlayıp Türkiye'deki ideal belediye sayısından belediyelerin yetki ve gelirlerine kadar temel konulardaki önerilerimizi halkımıza sunacağız. İnanıyorum ki açıklayacağımız politikalar siyasete de ülkemize de yeni bir soluk getirecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.